Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün Sapanca'ya doğru gidiyorum. Motosikletle gitmeye karar verdim. Bir oklama turnuva gerçekleştirmeyi düşünüyorum. İyi seyirler dilerim. Evet, motorum burada. Evet, sabah saat 6 gibi. 6 çeyrek geçiyordu çıkarken. Evet arkadaşlar, Sapanca'ya geldim. Burası uzun kuma gelmeden, burayı bilenler bilir. Böyle bir köfte sucukçu var. Hemen onun karşısındayım. Bakalım tutarsam da size merayı paylaşmış olacağım. Oltamı açıyorum. Bugün bir teleskopik spin tercih ettim. Çünkü motosikletle geldiğim için. Bu Daiwa mini sensör 2.40 boyunda 10-40 gram atarlı. Makinem de yine Daiwa'nın 2000'lik bir makinesi. Şimdi oltamı açıyorum. Açarken iyice sağlamlaştırıyorum ki atış sırasında kapanmasın diye. İnşallah güzel bir av olur. Çeşitli sahte yemlerim var. Şöyle bir kaşığım var. Al basıtların. Dalarlı bir sahtem var. Şöyle bir lüfer kaşığı var. Bunu da yanıma aldım. Yine Strike Pro'nun kırmızı kafa bir rapalası var. Yine al basıtların 3 numara kaşık bu. Şöyle. Yine burada farklı silikon sahteler var. İlk şununla başlamayı düşünüyorum. Bakalım, inşallah verimli olur. Haydi bismillah diyelim. İlk atışımızı yapalım. Bu kuyruktan aksiyon alıyor. Hafif hafif ben de şöyle ucuyla hafif aksiyonlar vermeye çalışıyorum. Tabii bu merayı taradıktan sonra başka yere geçeceğim. Biraz yer değişikliği turnada yapmakta fayda var. Farklı yerleri denemelisiniz. Orada bir şey var ama ne, yılan mıdır? Merayı böyle taraya taraya olta atıyorum. Kullandığım sahteyi değiştirdim. Bu sefer kaşık taktım. Bakalım bu verimli olacak mı? Bunun atarı daha iyi oldu. Orta sarım yapıyorum. Ne çok hızlı ne çok yavaş. Tarayalım bakayım ne olacak. Burada aslında iri balıklar var. Ama şu an için bir hareket olmadı.
değiştirmem lazım artık. Şu an turnu olsaydı sanırım şimdiye kadar yapışırdı. Bir de şunu denemek istiyorum. Sahtemi değiştireceğim. Yani farklı sahteleri kullanmakta fayda var. Balık. Yani birine vurmayan diğerine vurabilir. Şimdi bu Strike Pro'yu da denedim. Yine silikon yeme dönmek istiyorum. Aksiyonu gayet güzeldi. Belki balığı şey yapabilir, cezbedebilir. Bu sefer şu turuncu sarıyı kullanmak istiyorum. Spinciler bilir, klips olarak snap kullanıyorum ki kullandığım sahte fır döndüğüyle olanlarda dönmeye başlıyor. Döndüğü zaman istediğimiz aksiyonu almıyor. Şöyle bir turuncu sarı kuyruktan aksiyonu olan bir tane silikon kullanmayı düşünüyorum. Bu arada çok gölde çok yılan gördüm. Sürekli yılan var. Aksiyonu da çok güzel. Gelirken görebilirsiniz bunu. Şöyle göstereyim. Kuyruktan aksiyon alıyor dediğim gibi. Ne dersiniz, bugün balık olur mu? Tam video çekerken vurmasını aslında çok istiyorum ama daha nasip olmadı. Bakalım, kısmet. Saat daha 7:20. Aslında erken yani bu saatler. Balık yapabilecek saatler. Ama dediğim gibi şu ana kadar bir vuruş alamadık. Şöyle ileri doğru yer değiştireyim. Burada sürekli avlanmışlar ama çok çöp bırakıyor insanlar. Biraz da hani avlandığımız yerleri, gezdiğimiz, piknik yaptığımız yerleri temiz bıraksak daha iyi olur. Ya şöyle bir yapışsa var ya, çok güzel aksiyon olacak da. Şöyle görebilirsiniz aksiyonunu. Balık vurursa da biraz daha kalamağı çıksa aksiyonlu olur. Tabii bütün avlarda yapmakta fayda var. Çünkü çok iri bir balık geldiğinde oradaki o yükü hafifletmek için sıklıkla kullanıyoruz. Ya olmazsa direkt takımımızı patlatabilir. Biraz daha kıyıya yakın attım. Kayaya takıldı herhalde ya. Tüh. Bu hiç iyi olmadı. Şöyle yavaş yavaş kontrollü bir şekilde geçmeye çalışıyorum. O tarafına geçersem takıldığı yerin belki sahtemi kurtarabilirim. Hah, kurtardım. Neyse, buraya kadar gelmişken buradan atayım birkaç kere o zaman. Belki nasip buradadır.
Son bir atış yapıp buradan çıkıyorum artık. Evet arkadaşlar, yer değiştiriyorum artık. Burası biraz verimsiz oldu. Bir yer daha var aklımda, orayı da deneyeceğim. Olmazsa tekrar geri döneceğim. Evet arkadaşlar, meramı değiştirdim. Buraya geldim. Şimdi tekrar buradan biraz deneme yapacağım. Evet dostlar, avı sonlandırdım artık. Artık gidiyorum. Bugün kısmetimizde balık yokmuş. Tekrardan görüşürüz.